Merhabalar. Nota dersimizin dördüncüsüyle devam ediyoruz. Bu derste arkadaşlar kalın notaları öğreneceğiz. Kalın notalar portenin aşağısında yazılan notalar. Ve bu notalar gitarda karşımıza çıkıyor. Özellikle gitar partisyonlarında karşımıza çıktığı için bu şekilde anlatacağım arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun, doğru mantığını, sistemini anlamaya çalışın. Daha önceki derslerde do ve yukarısını öğrenmiştik. Do'dan ince notalara doğru, yukarıya doğru öğrenmiştik. Şimdi ise do'nun aşağısına doğru gideceğiz. Dolayısıyla çizgilerin mantığını anlamaya çalışın arkadaşlar. Forte varmış gibi aslında devam ediyor. Yani çizgi üzeri, çizgi boşluğu, çizgi üzeri, çizgi boşluğu, çizgi üzeri, çizgi boşluğu mantığı aşağı doğru devam ediyor. Şimdi mi'den bakarsak eğer mi 3. çizginin altında. Fa 3. çizginin üzerine yazılmış. Sol ikinci çizginin altında. La ikinci çizginin üzerinde. Si birinci çizginin altında. Do ek çizginin üzerinde. Ya da tersten düşünebilirsiniz. Do çizgi üzerinde. Birinci çizginin altında si var. İkinci çizgi la. Altında sol. Üçüncü çizgi fa. Altında mi notası var arkadaşlar. Bunları da tekrar ettikçe alışıyoruz. Şu an karmaşık gelecektir. Büyük ihtimalle okuyamayacaksınız ilk başta. Ancak tekrar ettikçe normal hale gelecek. Şimdi buradan yardım alarak okumayı deneyelim. Bakın do notası yuvarlaklara bakıyoruz. Yuvarlaklar bize her zaman yerini veriyordu. Do çizgi üzerinde birinci çizginin altında si var. Do tekrar si gelmiş. İkinci çizgi neydi? La. Dikkatli olun şekillerin aynı olmasına. La. Do gelmiş birinci çizgi. Altında si. Tekrar do. Si. İkinci çizgi ne demiştik? La. Do. Si aşağı geçersek ikinci çizgi la. Si la si. Takıldığınız yer varsa mutlaka tekrar okuyun arkadaşlar. Tekrar başa sarın, tekrardan okumayı deneyin. Devam ediyorum. İkinci çizgi la demiştik. İkinci çizginin altında da sol var. Bakın buradaki nota. Sol la altında sol. Birinci çizginin altında ne vardı? Si. Çizgi üzeri do. Si, ikinci çizgi la, altında sol, la, sol ve üçüncü çizgi gelmiş. Fa notası arkadaşlar. Fa, sol ve mi notası gelmiş. Üçüncü çizginin altında. Mi, ikinci çizginin altında sol ve çizgi üzeri, birinci ek çizgi üzerinde do vardı. Burası biraz daha zor. Dolayısıyla tekrar edin arkadaşlar. Mutlaka tekrar. Geçiyorum aşağıya. Si, birinci ek çizgi altında si var. İkinci ek çizgi la. Hemen altında sol vardı. Üçüncü ek çizgi de fa notası var. Üçüncü ek çizginin altında mi notası vardı. Fa, sol, la, si, do. Takıldığınız yerleri tekrar edin arkadaşlar. Zorlanacaksınız, karmaşık gelecek. Mutlaka başa dönmeyi ve tekrar okumayı ihmal etmeyin, pes etmeyin. Biraz daha dayanın, yapacaksınız. La, si, ikinci ek çizgi la, tekrar si, la, sol, si, sol, la, fa. Geçiyorum. Sol, si, la, sol. Hızlı geliyorsa arkadaşlar videoyu yavaşlatmayı deneyin. Durdurup okumayı deneyin. Mutlaka okuyun. Okuyun, okuyun arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok çünkü. Anlayıp hızlanmak adına. Fa, la, sol, mi, sol, la, si, do, la, fa, sol, si, do, sol, la, fa, si, la, sol, fa, si, la, sol, fa. Evet, son sıramız arkadaşlar. Re notası gelmiş. Yukarıda göstermedim re notasını. Ancak daha önceki derslerden biliyoruz bunu. Re, la, si,
La, do, la, fa, sol, do, la, si, sol, mi, sol, la, fa, tekrar fa, si, sol, la, si, la, sol, fa. Bu şekilde arkadaşlar. Kalın notaları mutlaka iyi anlamaya ve hızlı okumaya gayret edin. Çalarken çok daha işimizi hızlandıracak çünkü. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.